Peki, başka değerli bir meslektaşınızın haberiyle devam ediyoruz. Büyük usta Metin Akpınar 30 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Gösterisine yıldızlar yağdı ki yıldızların içinde yetiştirdiği öğrenciler de vardı. İzleyelim. Metin Akpınar 30 yıl sonra yeniden sahneye çıktı. Etkinlikte adeta yıldız yağmuru yaşandı. İyi ki doğmuş, iyi ki bizim üstadımız olmuş. Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir isim. Metin Akpınar, Zeki Alasya ile birlikte Türk sinemasının en unutulmaz ikilisi. Hem Türk tiyatrosunun hem de Türk sinemasının en büyük ustalarından biri. Dile kolay, tam 30 yıl sonra yeniden sahneye çıktı. Hem de 80. doğum gününde. Metin Akpınar'la Muhabbet adlı etkinliğe gidiyor ve etkinlik öncesinde mikrofonumuzu Demet Akbağ'a uzatıyoruz. Ya vallahi heyecan içinde bekliyoruz. Yıllar geçti aradan. Böyle kendisini sahnede izlemeyeli. İlk duyduğum andan beri çok heyecanlıyım. Birce Akalay da bu unutulmaz günü takip edenler arasındaydı. İyi ki doğmuş. İyi ki bizim üstadımız olmuş. İyi ki hayatımızda. Bugün benim için büyük bir şans. Yani çünkü hiçbir zaman onun sofrasında onu dinlemek, onunla bir geceyi böyle sabah, çünkü onu çok meşhurdur sohbetleri, biz hep duyardık. Ama hiç kısmeti olmamıştı. Bugün de böyle bir organizasyon olması bizim için çok büyük onur, keyif. Burada olmak, misafir olmak çok güzel. Etkinliği kaçırmayan bir diğer isim olan Sabah Tümer'le birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bugün Metin Akpınar'ın aynı zamanda doğum günü. Evet, çok heyecanlı. Ben doğum günü olduğunu bilmiyordum. Bana da bir sürpriz oldu. Ne güzel, buradan Metin Bey'le beraber kutlayacağız doğum gününü. Nice mutlu yıllara diyorum, ne diyorum. Şevval Sen bu özel etkinliği kaçırmayan isimler arasındaydı. Aşağı yukarı 15 yaşlarında filandım ben onu en son izlediğimde. Şan tiyatrosu vardı. Yani yıllar sonra tekrar sahnede izleyecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir isim. İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Hanım'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu. Acayip heyecanlıyız. Metin Akpınar'ı canlı sahnede görüyor olmak bu ülke için de çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk. Biz de o gurur, o mutluluğu herkese beraber paylaşmak için geldik. Merak ediyorum ben de. Bir an önce izlemek istiyoruz gerçekten. Metin Akpınar denilince aklınıza ilk hangi film geliyor İbrahim Bey? Metin Akpınar ya, bir kere en efsanesi Köyden indim Şehre. Yani büyük bir efsane ve Mavi Boncuk benim favorilerim yani, ikisi de. Ana! Nereye gidiyorsun? Sen uyumuyor muydun lan? Sana yardıma geldim. Çuval ağırdır, tek başına taşıyamazsın diye. Peki üç adamdan o günden bugüne en çok değişen isim kim oldu? Bence en gençleşen benim galiba. Yani yaşlananın da kim olduğunu hepimiz biliyoruz ya. Ali Sunal ve eşi Nazlı Hanım da bu özel günü takip eden şanslı isimlerdendi. Sizin için bugünün bambaşka bir anlamı olmalı Ali Bey. Çünkü Metin Akpınar babanızın yol arkadaşlarından biriydi. Çok karışık duygular içindeyim. Allah'tan İstanbul trafiği var. Bütün heyecanımı aldı. Şimdi tekrar içeri girerken heyecanlanıyorum. Müthiş bir doğum günü partisi olacak. Çok güzel bir doğum günü kutlaması olacak. Ben de yine o günlere geri döneceğim diye düşünüyorum. Propaganda filminde Metin Akpınar'la kamera karşısına geçmiştiniz. Metin Akpınar'ı hiç sahnede izlediniz mi peki? Sahnede hiç görmedim. Ya daha doğrusu Deve Kuş Kabare'nin son zamanlarında bir kere seyredebildim. Ama ne yapacak yine çok merak ediyorum. Sadece şu var, herkes ömründe bir kere Metin Akpınar'la bir sofrada oturmak, bir sohbet etmek ister. Alın size o fırsat işte. Ben bunu yaşayan şanslılardanım. Şimdi de eşime yaşatmaya geldim. Bizim için, gençler için, Metin abiyi tanımayanlar için büyük bir fırsat. Siz neler söylemek istersiniz peki? Ben Ali'den birazcık tabii dinleme fırsatım oldu. Bugün sahnede de kendisini izleyecek olmak büyük bir ayrıcalık. Sana lokum getirdiydim, bu tarafın lokumu. Sağ ol. Afiyetle yiyin inşallah. Sağ ol. Hadi bakalım. Geç bakalım hatun. Sağlıcakla kalın. Hadi sen de. Müdürüm. Günlük faaliyete geçtiğinde bu rüşvet sayılır ha. Yok ya. Allah. Metin Akpınar'ın tiyatro seyircisiyle yeniden buluştuğu etkinlikte büyük ustanın doğum günü de kutlandı. Şimdi efendim bir rivayete göre ben 80 yaşındayım. 81 yaşımdan işte 17-18 saat aldım. Benim kendi hesabıma göre de ben 81'i bitirdim. 82'den 17 saat aldım. Yani ben 81 sene 17 saatlik bir ömre sahibim, çok şükür.
Akpınar'ın öğrencileri olan Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan da sahneye çıkarak ustalarına saygılarını gösterdi. Bize verdiğin heves için biz de böyle yapalım yani, ne güzel yapıyor bu adam dedik. Ve burada olanların işte bir kısmı bizim gibi bu mesleği yapma şansına erişti. Bir kısmı da sizin sayenizde çok iyi seyirci oldular. Ellerinden öperim amcığım. Çok teşekkür ederim. Dur, bir de şeyi bağlayalım. Söyle. Abi iki kere oturduk bu meşhur sofralara. Evet. Bir tanesi iyiydi, sabah öğlen 11:30 sularında bitmişti. Diğeri de demin söylediği gibi yani ikisinin ortasında bir randevu. İnşallah onu da alışılır masayı, inşallah sağlıklı işleri yineleyeceğiz. O zaman tadını çıkarırız diyor bana. Tamam. Dolmalar hazır yani. Tamam, harika. Hocam öğrettiğiniz her şey için, bize yaşattığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ben şanslı azınlıktan biriyim. Sizinle sahnede bir tek oyunda bile olsa göz göze oynayabildim. Çok teşekkür ederim. Canım bir tanem, sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Büyük usta Metin Akpınar'ın evindeki sofralar çok meşhur. Siz de biliyorsunuz, belki de oturmuşsunuzdur. Rekoru 3 gün 3 gece bir sofrada dostlarla yemek. Ama o yemeklerin çeşitliliği, lezzetinden daha çok Metin Akpınar'ı dinliyor ünlüler. Çeşitli meslek gruplarından arkadaşları. Ünlüler, arkadaş. Çok uzun, sağlıklı yıllar dilerim. Amin. Evet. Amin. Onlar Türk tiyatrosunun, Türk sanatının pırlantalarıdır. Gerçekten. Evet. Ne şanslı milletiz ki böyle sanatçılara kavuşmuşuz, böyle sanatçılarla birlikte olmuşuz. Zeki Alasya'yla ilgili aynı... hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Zeki'yle birinci sınıfta, ikinci sınıfta ama beraberdik de, hatta Zeki bir şey aldıydı, şöyle kafasına taktı onu, böyle sanki bir şapka gibi. Yürüdü, ben yürü arkadan dedi, bir şeyler söylüyor. Ben de onun arkasından bir şeyler söylüyorum. Ne dedim hatırlamıyorum. Tiyatro yapmışız biz orada farkında olmadan. Evet. Dedi. Daha ikimiz de tiyatroyla alakamız yoktu. Yani benim babam tiyatro oyuncusuydu ama alakamız yoktu. Öyle enteresan, bir de geldi seyretti. Yani büyükler falan da gelip İçimizde seyretti. İçimizde var işte. Ya, bir iki işte yani. Evet. Güzel. Şimdi Metin Akpınar'la Zeki Alasya ile ilgili ne bulsak okuyoruz tabii, büyük hayranı olduğumuz için. Metin Akpınar son röportajında galiba Fatih Altaylı'da. Fatih Altaylı'da. Şey diye soruyor. Para işleri mi diyorsun? Para işleri. Siz diyor, sizin için diyor biraz daha cimri, Zeki Alasya için daha eli açık olduğu söylenirdi. Doğru mu diyor? Metin Akpınar'ın çok güzel bir tanımlaması var. Ben gelen parayı harcardım. Zeki olan parayı harcardım. Zeki henüz gelmeyen parayı harcardı. Çok güzel. O yüzden diyor biraz sıkıntı yaşadığını söylüyor.